Çok değerli yol arkadaşlarım, kadın kollarımızın çok değerli mensupları, gençlik kollarımız, ana kademe, AK Parti teşkilatımızın güzel insanları, hepinizi bu güzel günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. İstanbul büyük şölene hazırlanıyor. 31 Mart'ta 1994'te Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı bayrağı daha ileriye birlikte taşımaya hazır mısınız? 31 Mart'ta bir rekor yazmaya var mısınız? Biliyorsunuz, sandık seçimin namusudur. Dolayısıyla değerli yol arkadaşlarım, hepimize düşen görev sadece kampanyada gece gündüz çalışmak değil, bütün İstanbullulara dokunmak değil, gönül belediyeciliğini anlatmak da değil, aynı zamanda 31 Mart'ta sandıklara sahip olmaktır. Bu kadro 14 seçim tecrübesine sahiptir. Onun için sandıklara sahip olacağız. Oyumuzu namusumuz gibi koruyacağız. Hazır mısın? Hazır mısın teşkilat? Allah sizden razı olsun. Evet, biraz sonra liderimiz, Cumhurbaşkanımız bizlerle beraber olacak. Sizlere hitap edecek. Sabırsızlıkla liderimizin gelmesini bekliyorsunuz. Onun için ben sözleri burada tamamlamak istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gazamız mübarek olsun. Sefer bizden, zafer yüce Rabbimizden ve İstanbul halkındandır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız, bu davayı hor, bu davayı öksüz bırakmamak için gece gündüz koşturan kadın kollarımızın değerli başkanları ve üyeleri, inanç ve azmiyle bize güven veren, geleceğimizin teminatı gençlerimiz, gençlik kollarımız, demokrasi mücadelemizin her zaman en önde koşan sandık görevlilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 29 Aralık'ta yine bu salondaydık. Coşkunuz, heyecanınız görülmeye değerdi. İstanbul'umuza samimiyet, gayret, tevazuyla hizmet edecek aday arkadaşlarımızı
liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tanıtmıştı. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği yarışında görev verilen arkadaşlarımızı o gün tek tek İstanbul'a tanıtmıştık. O günden itibaren büyük bir sorumluluk şuuruyla İstanbul'un her sokağındayız, her mahallesindeyiz. Burası İstanbul, başka İstanbul yok. 15 milyona ulaşan devasa bir şehirden bahsediyorum. İstanbul, Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin özeti. Ülkemizin her köşesinden, Anadolu'nun her şehrinden bütün vatandaşlarımızın kardeşçe yaşadığı şehir. Bu şehrin, bu şehre, Peygamberimizin müjdelediği bu şehre kimin hizmet edeceğine 31 Mart'ta İstanbullu karar verecek. Sizler karar vereceksiniz. Evet, 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Bu sandık sıradan bir sandık değil. Türkiye'yi ve dünya başşehri İstanbul'u Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyacak bir sandıktan bahsediyorum. O gün sandıktan çıkacak sonuç, geleceğimize, İstanbul'un geleceğine yön verecek. Değerli yol arkadaşlarım, sandık demek demokrasi demek, sandık demek şölen demek, sandık görevlisi demek sandığın namusunu koruyan demektir. 31 Mart günü sandığın namusunu korumaya hazır mısın? İstanbulluların oyuna sahip çıkmaya var mısınız? Evet, biz AK Parti kadroları olarak 15. seçime giriyoruz. İşte şu gördüğüm manzara, buradaki yol arkadaşlarımın hepsi sandıkta tecrübesi olan kardeşlerimiz. Ancak bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Onlara da o günün, sandığın ne kadar önemli olduğunu mutlaka anlatacağız değerli kardeşlerim. Sandıklarda görevli kardeşlerimiz sadece AK Parti partimiz adına görev yapmayacak. Aynı zamanda diğer partimizden olmayan bütün oy veren İstanbulluların tercihinin, oylarının bir şekilde ziyan olmaması için gerekli hassasiyeti göstereceksiniz. Her seçim dönemi geldiğinde bizi itham etmeye çalışıyorlar. Seçimde seçmeni ikna edemeyenler daha seçimler yapılmadan hile yapılacağını, seçimlere şaibe karışacağını dile getirerek milletin kafasını karıştırıyorlar. Bizi itham edenlere buradan geçmişini, sicillerini biraz size anlatmak istiyorum. Eğer bizi itham edenlerin partileri bizim gibi
vatandaşa saygı duysalardı, Türkiye'ye demokrasi çok daha erkenden gelirdi. Bir defa şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'de parti kapatma ayıbına son veren parti hangi parti? Ama seçim kazanamayınca parti kapatma ayıbı bizi itham edenlere ait. Kendilerine oy vermeyenleri her zaman irtica hareketinde bulunmakla itham ederlerdi. Kendilerine oy vermeyenlerin isimlerini seçmen listelerinden çıkarmayı bile icat ederlerdi. Kendilerine oy vermeyenlerin nüfus kağıdına bile kusur bulurlardı. Oy kullanmakta ısrar eden vatandaşlarımızı tehditle sandık başından uzaklaştırırlardı. Gençler, vatandaşa oy kullandırmamak için polise gözaltı talimatı vermeyi bile icat ettiler. Bütün bunlara rağmen seçimi kazanamayacaklarını anlayınca sandığa atılan oyları bile değiştirdiler. Gazi Paşa'yı kandırıp parti kapattırmayı da bunlar icat ettiler. Eğer bir kere olsun seçim kaybetmeyi göze alsalardı, inanın Türkiye bugün daha farklı bir yerde olurdu. Eğer vatandaşlarımızın oylarına saygı duysalardı, ülkemiz çok partili hayata bundan 20 yıl önce geçtiği. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. 31 Mart, milletimiz, ülkemiz ve davamız için adeta yeniden bir dirilişe vesile olsun. Kardeşlerim, bugün malum gerek Sinan Erdem kapalı spor salonu, gerekse burada sizlerle farklı bir toplantı yapıyoruz. Zira İstanbul'da tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıklara tam manasıyla hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Bizde biliyorsunuz sandık esaslı bir seçim çalışması modeli vardır. Bu sandık esaslı seçim çalışması
modelinde de aktörler sizsiniz. Bu ne demektir? 3 ana kademe, 3 kadın kolları, 3 gençlik kolları olmak üzere sandıklara ne yapacağız? Hakim olacağız. Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyeceğiz. Ve ortalama diyelim ki bir sandıkta 300 ila 350 seçmen var. Bunları ne yapacağız? Paylaşacağız. Ana kademe o 300-350'nin ortalama konuşuyorum. 1/3'ünü, diğer 1/3'ünü kadın kolları, diğer 1/3'ünü gençlik kolları. Aslında sandık seçmen listelerinde zaten muhataplarımız kimdir? Belli. Kadın kollarının muhatapları kim? Belli. Ana kademenin muhatapları kim? Belli. Gençlik kollarının muhatabı kim? Belli. Öyleyse yapılacak olan iş nedir? Sandık seçmen listesini koyacağız önümüze ve bunların üzerinde çalışacağız. Gençler gençlere ulaşacak. Kadınlar kadınlara ulaşacak. Ana kademe ana kademeye ulaşacak ve bunların üzerinde çalışacağız. Bayram Bey, çaylar dağıtılmaya başlandı mı? Bir dakika ya, ben şimdi size burada burada çay ikramından bahsetmiyorum. Yarından sonra sizlere 200'er gram, 250'şer gram inşallah çay poşetleri verilecek, onları dağıtacaksınız. Bundan önce kahve dağıtıyorduk. Diyorduk ki, öyle mi? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyorduk. Şimdi değiştirdik işi. Şimdi de çay. Buna da ne diyoruz? Çay keyfi. Çay keyfi. Bu çok önemli. Keyifli çaylar yudumlasın millet. Yani bunu Rizeli olduğum için söylemiyorum. Çayın gerçeği bu olduğu için söylüyorum. Şimdi bütün hanım kardeşlerim, özellikle inşallah bu hazırlanan gayet güzel şöyle 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Ve şimdi bunları sizlere teşkilatımız teslim edecek. Siz de bunları ikram edeceksiniz. Ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla beraber inşallah evlere gireceğiz. Ve evlerde bu keyifli saatler olurken bir diğer taraftan da inşallah siz unutulmayacaksınız. Biz unutulmayacağız ve beraberce bu yolda yürüyeceğiz. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Kardeşlerim, yalnız durmak yok. Durmak yok. Ve İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren inşallah daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün biliyorsunuz saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nin inşallah yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra Atatürk Kültür Merkezi yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. İstanbul'a da bu layık. Ve Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir taraftan o, bir taraftan meydan, bir diğer taraftan da Taksim Camii de yapılıyor şu anda. Hatırlayın, önümüzü çok kesmek istediler. Çok durdurmak istediler. Geziciler türedi. Biliyorsunuz sanatçılar türedi. Ne oldu? Biz şimdi diyoruz ki
Ey sanatçılar veya sanatçı geçinenler, sizin geçmişinizde böyle bir eser var mı? Şimdi biz bak buraya geliyoruz, dünyanın sayılı bir sanat merkezini, bir opera binasını yapıyoruz. Ankara'da yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir opera binamız var. Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık. Aynı zamanda bir operadır. 3000 kişilik. Burası 2035 kişilik. Biz yaparız. Yaparsa o kadar. Yine yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'da inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz de bu yola devam edeceğiz. Diğerlerinin adını ben zaten vermeme gerek yok. Biz biliyorsunuz, yiğit yattığı yerden belli olur. Ve bizler ispatı vücut etmiş bir hareketiz. Dolayısıyla yaptıklarımız zaten yapacaklarımızın o kadar. Ve yola da böyle devam edeceğiz. Onun için İstanbul'da yapacağımız çok şeyler var. Ve bu konuyla ilgili de meydanlar dedik. İşte şimdi Taksim muhteşem bir meydana da böylece kavuşacak. Artık Taksim'de araç trafiği olmayacak. Niye? Araçları yerin altına aldık, alıyoruz ve meydan tamamıyla yürüyüş alanı haline geliyor. Sultanahmet'i de o hale getireceğiz. Aynı şekilde Beyazıt Meydanı'nı o hale getireceğiz. Ve böylece İstanbul'da İstanbul halkının gezeceği, göreceği yerler olsun. Yeni kapıyı biz yaptık. Öyle mi? İstanbul'da doğru dürüst bir miting meydanı var mıydı? Yoktu. Ama biz 1,5-2 milyonluk miting meydanını yaptık. Aynı şekilde Maltepe'de yaptık mı? Yaptık. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında birer miting meydanını yaptık. Ve buraları aynı zamanda ağaçlandırdık. Yeşil hale getirdik. Biz yaptık. Biz. Kim çevreci? Biz. Bunların çevreyle mevreyle bu CHP'nin işi yok. Onun için ben ne diyorum? 3Ç. CHP'yi tarif edecekseniz 3Ç ile tarif edeceksiniz. Çöp, çamur, çukur. CHP budur. İspatı mı? İstanbul'u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul'da çöp dağları vardı. Ümraniye çöplüğünün vahşetini hatırlayın. Kim vardı orada? CHP belediyesi. Ne oldu? Patladı. Ne oldu? 39 vatandaşımız öldü. Hesap soruldu mu? Yok. Aynı şekilde çukurlardan geçilmiyordu. Ama nerede CHP belediyesi varsa inanın oradaki hemşerilerinize sorun. Çukurlar kapatılmış mı? Hayır. Çamur? Çukurun olduğu yerde çamur olur. Çöpün olduğu yerde çamur olur. Burası Bakırköy, bakın. Biz bu Bakırköy'ün o bölünmeden önceki hali. Neresi vardı? Bağcılar. Neresi vardı? Güngören. Neresi vardı? Esenler. Buraların hepsi çukurdu, çamurdu. Ve o zamanlar ben de il başkanıyım. Efendim yavrum. Ve biz bu 3 tane ilçeyi, değerli kardeşlerim, o seçimde 3'ünü birden aldık. Niye? Ya oralarda yaşayanlar bu CHP zihniyetinden bıkmıştı. Ve giydik çizmeleri. İnanın çizmelerle seçim kampanyası yaptık. Çok iyi hatırlarım o günleri. Ve bu 3 tane ilçeyi aldık. Ve bu 3 ilçe biz aldıktan sonra adeta bir Bakırköy oldu. Ve şu anda eğer övündüğümüz bir Esenler varsa, övündüğümüz bir Bağcılar varsa, övündüğümüz bir Güngören varsa,
bu AK Parti belediyeciliğidir. Ve bugünlere öyle geldik. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacak. İşte İstanbul'un şu süreci 94'ten bu yana yaşadığı gibi. Fakat yapmamız gereken o susuzluğu nasıl giderdiysek, o çöplerden nasıl temizlediysek, hava kirliliğini nasıl yok ettiysek, kardeşlerim, görevi devraldığında İstanbul'da doğalgazın girdiği ev sayısı neydi biliyor musunuz? 50 bin. Hapse girerken bıraktığımız doğalgaz giren ev sayısı neydi biliyor musunuz? 1.250.000. Biz böyle bir İstanbul'u inşa ettik. Haliç'i bilenleriniz bilir. Haliç kokudan geçilmiyordu. Adacıklar vardı Haliç'in üzerinde. Şu anda Haliç Kongre Merkezi olarak kullandığımız yer mezbahanelerin olduğu yerdi. Ve Haliç Kongre Merkezi aslında bir mezbahaneydi. Kesimler orada yapılırdı. Hemen yolun karşısında da affedersiniz bağırsakçılar vardı. Orada onların temizliği yapılır, bağırsaklar satılır, paça satılır, kelle satılır vesaire. Onlar yapılırdı. Tabii verdik kararı, dedik ki biz bu mezbahaneyi kaldırıyoruz, burayı bir kongre merkezi haline getireceğiz. Ben başladım, temeli attım, devam etti. İşte bugünkü Haliç Kongre Merkezi'ne kavuştuk. Nasıl şimdi görüyorsunuz? Pırıl pırıl. Karşısında il merkezimizin de olduğu yerler görüyorsunuz. Artık oralarda o tür iğreneceğimiz hiçbir şey kalmadı. Biz buyuz. Haliç'in çamurunu çıkardık. 2,5 milyon metreküp çamuru oradan çıkardık. 9,5 kilometre uzaklıktaki Ali Bey köyündeki taş ocağına taşıdık. Pompaj sistemiyle oraya pompaladık. Orada onları gayet güzel bir şekilde çamurunu süzdürdük ve tekrar suyunu Haliç'e verdi. Ama o çamurla ne kadar alan kazandık biliyor musunuz? 650 bin metrekare orada bir alan kazandı. İşte şimdi Vialand denilen, yani oyun parklarının olduğu yer bizim İstanbul'a kazandırdığımız o parktır. Biz buyuz. Kardeşlerim, şimdi Sinan Erdem kapalı spor salonu tıklım tıklım onlarda bekliyor. Ama ben şimdi sizlere bir şey söylüyorum. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Rabia. Rabia'da ne var? Şimdi ona geliyoruz. Hazır mıyız? Biliyorum yoruldunuz. Şöyle kalkalım ayağa. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız buradaki gibi. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, ne diyorlar? Domates, patates, patlıcan, sivri biber vesaire. Kardeşlerim, bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çetede öyle türedi. Fakat şimdi Hazine Maliye, Gıda Tarım, bunun yanında Ticaret Bakanlığımız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik ve siz böyle mi yapıyorsunuz? Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Ve bu illere İnşallah yarından itibaren bütün buralar kuruluyor ve buralarda adeta bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Satacağız. Şimdi
Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler şeye gitmişler, hale. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Çünkü benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Bu devlet ne için var? Halkı için var. Milleti için var. Biz milletimizin sömürülmesine müsaade edebilir miyiz? Edemeyiz. Onun için de el ele vereceğiz ve inşallah bu sömürüyü de bitireceğiz. Kardeşlerim, şimdiden fazla zamanımız yok. Şurada 50 günümüz bile yok. Ve kapı kapı dolaşacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve 31 Mart akşamı inşallah Rabbimden zafer bekliyoruz ve bu zaferi de hep beraber kutlayacağız. Kalın sağlıcakla diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İstanbul'u değiştiren, Türkiye'yi güzelleştiren lider, İstanbul'un efsane başkanı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşma haricinde teşekkür ediyoruz.